Evet, selamünaleyküm kardeşler. Uzun zamandır kitap tavsiyesi videosu çekmiyorduk. Bugün objektif bir şekilde önereceğim bir kitap olacak. Ben yazsam ancak bu kadar önerirdim. Altay Canber için Muhtelif isimli serisi, kitap serisi. Bunun birinci kitabı. İslam'a yönelik itirazlar ve cevap. Bu müellifin daha önce, bir sene önce Peygamberliğin İspatı isimli eserini de video çekmiştik. O eser de okunmuş. Artık bize de bir teşekkür gönderir müellif diye düşünüyorum. Neyse, bu müellif modunda devam etmeyeceğim. Bu eserde ne yapmayı planladık? Kitabın gayesini anlatayım. Biz sosyal medyada yaklaşık ana gövde soruları, yani ateist, deist ve agnostiklerin İslam'a yönelttikleri tenkitlerin, soru olabilir, tenkit olabilir. Topladığımızda bir 60-70 civarında soru gördük ki bunlar sık tekrarlanıyor. Bunun dışında daha spesifik ancak az kişiye hitap eden şeyler de var. Biz bu 60-70 soruya cevap vermek istiyoruz. Ben bu konuyla ilgili bütün kitapları aldım. Genel gözlemim şu oldu, çok fazla soruya, yani özellikle belki 100-150'ye çıkan soruya, işte 300-400 sayfa gibi çok kısıtlı mesafede cevap verilmeye çalışılmış, tek eserde bitsin diye. Bu da cevapların derinliğini düşürmüş. Yani ciddi bir yekün isteyen bir soruya, multidisipliner çalışma isteyen bir soruya, atıyorum kölelik gibi vesaire, multidisipliner birikim isteyen, yani iktisat bilmeyi, sosyoloji bilmeyi ve benzerini isteyen bir soruya işte 2-3 sayfalık cevaplar gibi olmuş. Tabii emekleri küçümsemek için söylemiyorum. Bu her eserin hitap ettiği bir okuyucu olur. Fakat şu önemli benim açımdan, konuyu ele alınca doyurucu cevap vermek oldukça önemli. İnsanlar uzun cevaplar okumaktan ve dinlemekten sıkılmıyorlar. Hele hele o konuyu merak ediyorlarsa. Merak etmiyorlarsa da kulağından içeri cevap dökemiyorsunuz. O zaman karşınızda sizi dinlemek isteyen, bu konuya emek vermek isteyen birisi olduğunu varsayarak yazmak ve konuşmak bence daha uygun bir stil. Biz o yüzden bunu bir eser serisi olarak planladık. Birinci kitapta 10 tane soruya cevap vermeye çalıştım dilim döndüğünce. Mümkün olduğunca doyurucu olmaya çalıştım. Neden birden fazla eser sorusunun birinci sebebi aslında bu. Yani multidisipliner bir çalışma gerektiren bir soruysa, burada birikimimiz henüz yeterli değilse bu disiplinlerden herhangi birisinde veya birden fazlasında, ben cevap vermemeyi veya ertelemeyi yeğledim. Yani mesela bu eserin dördüncü cildi 20 sene sonra çıkabilir. Şu an ikisi peş peşe çıkacak gibi. Ancak devamı zaman aralıklarıyla çıkacaktır muhtemelen. Bir diğeri, bu eser bir kitap serisi olarak planlandığında şöyle bir avantajı haiz, yani parça parça şu benim kafama takılan şey, ben şunları merak etmiyorum diyen birisi sadece üçüncü cildi alabilir, sadece ikinci cildi alabilir mesela. O yüzden bu şekilde de biraz planlamak kolay oldu. Ve bütününü bir yerde cevaplayıp yeterli olmayan cevapları sıralamaktansa yeterli gördüğüm konularla ilgili seri şeklinde yazmak daha uygun göründü bana. Bu yüzden bu eserde 10 tane soruya cevap verdim ben. Sorular şunlar, işte mürtetler konusu. Bu şeytan ayetleri, Salman Rushdie'den sonra da meşhur olan Garanik kıssası diye bilinen. Neden bütün peygamberler Orta Doğu'dan? Evren kaotik midir, düzenli midir? Kur'an'da gramer hatası var mı? Ahzab 37, yani Peygamber Aleyhisselam, Zeyd ve Zeynep radıyallahu anh kıssaları. Yani bu olay ne? Peygamber Aleyhisselam geliniyle mi evlendi? Onun dışında bir din nasıl çürütülebilir diye bir bölüm açmaya çalıştık ki bu kitabın girişi konunun zeminini oluşturacağını düşünüyorum. Türkçe'de çok uzun tartışılan bir konu olduğunu sanmıyorum. Herkes belli başlı kabullerle bir dinin çürütülebileceğini, hatta bu sadece dinler için de değil, ideolojiler için de geçerli bence. Bunu tartışmaya çalıştık kitabın başında bir zemin oluşturmak için. İslam doğru dinse Orta Doğu neden bu kadar kötü halde, madem Müslümanlar haklı ve dinler yok olacak mı? Bu sorulara cevap vermeye çalıştık. Tatmin edici, yani en azından şöyle söyleyebilirim, beni tatmin eden cevaplar bunlar. Tabi bu soruların bir kısmına belli başlı platformlarda, işte görselde, işte yayınlarda vesaire de değindiğimiz oluyor. Fakat konuşma üslubunun da bir keşmekeş var. Şöyle bir şey var. Yani ben konuşurken genellikle materyal hazırlamıyorum. Yani şu anda mesela bu videoyu çekerken bir metin skalası takip ediyor değilim. O videoları çekerken de metin skalası takip ediyor değilim. Yani Twitter'da mesela tartışıyoruz. Ben gelip canlı yayın açıp anlatıyorum konuyu. Genelde böyle dağınık ele aldığımız şeyler bunlar. Kitapta oldukça farklı şekilde ele aldığımızı söyleyebilirim. Yani mesela atıyorum bütün dinler neden Orta Doğu'dan diye mesela bizim kanalımızda bir video var. Fakat bu benim gerçekten işten çıkıp Twitter'da görüp bir canlı yayın açıp anlattığım formatta. Hatta ses filan gidiyor yayında. Burada mesela mantıksal formasyona döktük tenkiti. Mantıksal formasyon içerisinde neden yanlış olduğunu, bu tenkidin neden tutmadığını göstermeye çalıştık. Yani ele aldıklarımız videolarda veya başka platformda anlattıklarımızdan farklı biçimde ele alındı.
Zaten hacimleri, uzunlukları da farklı. Zaten ben devamlı söylüyorum size, işte YouTube'u pişirmek için yani videoya atıyorsun, o videoya gelen tenkitleri görüyorsun ki eserde onları da karşılayabilesin diye. Böyle bir şey seri planladık. Umarım faydalı olur. İkinci kitabın da bunun peşi sıra kısa vadede çıkmasını istiyorum. Ondan sonraki kitapları biraz daha ya şuna cevap verelim, bu konu tamam artık, büsbütün tatmin etti benim zihnimi dedikçe yazmayı planlıyorum. Ve Türkçe'de bir hazır materyal eksikliğinden daha önce bahsetmiştim videolarda. Yani ateizm deizm tartışmalarında Türkiye'deki çok ciddi problem hazır materyal eksikliğidir. Yani siz bir soruyu hazır materyal olarak bulabiliyor gayrimüslim olmak isteyen ya da olması istenen gençler. Bu sorular işte Turan Dursun ve benzeri gibi yazılmış eserlerde ve bugün ulaşılabilir durumda, fakat bunlara verilmiş cevaplar genel olarak şey değil. Hazır materyal ve doyurucu değil. Bu boşluğu dolduracağını zannediyorum. Bu şey çalışmanın devam ettiği sürece ve bayağı bir kişiyi rahatlatacağını düşünüyorum. Çünkü hazır materyal şu açıdan da önemli. Yani sadece o genç değil, o gençle konuşacak kişi için de önemli. Yani bir atıyorum din kültürü öğretmeni illaki ateizm, deizm tartışmalarını, bilim felsefesini falan okumuş olmak zorunda değil. Yani veya işte Arapçası çok iyi olmayabilir, ama bunların bu şekilde süzülmüş, cevaplandırılmış ve onun ulaşabileceği formata getirilmiş halde olması önemli. Yani mesela biz Ahzab suresinin 37. ayetiyle ilgili 55-60'a yakın tefsir okuduk ve bunların büyük bir kısmı Arapça. Bunu her insanın buna emek harcamasına gerek yok. Birilerinin bunun hazır materyalini oluşturması gerekiyor. Bu açıdan da bir Türkçe'de yani tabii ki şey var, bir oluşmuş bir literatür var, ama biraz daha farklı bir format oluşturduğumuzu zannediyorum. Umarım faydalı olur. Allah utandırmasın. Bize cennet kapısı kılsın inşallah. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin.